Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet geçtiğimiz hafta burcunuza yeni bir ay doğdu. Bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyüdükçe yeni ay enerjileri daha fazla sizin için gündeme gelecek. Doğum gününüz özellikle Haziran sonundaysa sizin için önemli bir yeni ay. Hayatınıza çok daha fazla yenilikler yapma enerjisi getirebilir bu yeni ay. Başlangıçlar olabilir, yaşamınızda değişimler söz konusu olabilir. Bu hafta Güneş'le beraber Merkür ve Mars da Yengeç Burcu'nda olacağı için sizin enerjiniz oldukça yüksek, yaratıcılığınız yüksek, motivasyonunuz yüksek. Bir yandan da zihniniz çok hızlı çalışıyor. Tabii ki bu durumda kendinizi daha iyi ifade edebilir, bulunduğunuz her ortamlara dikkat çekebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde Balık Burcu'ndaki Neptün'den güzel destekler de var. Bu yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi artıracak bir pozisyon. Yapmak istediğiniz konulara uzak hedeflerinize yönlenebilirsiniz. Aynı zamanda seyahatler olabilir. Yabancı ülkelere yapılacak seyahatler, deniz yolculukları, manevi ve ruhsal içerikli kutsal yerlere yapılacak ziyaretler, felsefi alanda da, inanç ve maneviyat alanında da güçlü etkiler alıyorsunuz. Şu dönemde özellikle bu tarz konulara da yaşamınıza daha fazla yer açabilirsiniz, farkındalıklar geliştirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru Mars ve Merkür Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la zıt açı yapacak. Bu ilişkilerde birazcık güç mücadeleleri yaratabilir. Eş, partner, karşınızdaki kişiler veya herhangi bir ortamda rekabet içerisinde olduğunuz kişiler varsa bu özel yaşam da olabilir, iş yaşamı da olabilir. Biraz üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ya da manipülatif davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal davranmamaya çalışın. Duygusal ve dürtüsel davranmak sizi daha fazla zorlayacaktır. Olaylara daha soğukkanlı ve daha mantıklı yaklaşmalısınız. Haftanın ilk iki günü Ay Aslan Burcu'nda parasal harcamalar olabilir. Biraz keyif ve eğlence için harcama yapabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günü ise Ay Başak Burcu'nda size bazı kısa yolculuklar vaat ediyor. Hareketli günler, iletişim trafiği de artıyor. Hafta sonunda ise Ay Terazi Burcu'nda olacak. Biraz daha anneniz, babanız, ebeveynler ve onlarla ilgili kavramlara odaklanabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.